Herkese merhabalar. Bu videoda GMT coin analizini yapacağız ve son durum, gelişmelerine bakacağız arkadaşlar. Tüm market düşerken e, şu an yükselen tek coin GMT diyebiliriz. Marketteki tüm parayı yine yiyor arkadaşlar. Tüm alıcı marketteki tüm para yine GMT coin'e giriyor. Şu an kafasını kaldırmış durumda. 15 dakikalık kısa çarpta bakmak gerekirse düşen trendi kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Eğer düşen trend kırılırsa market bu durumda olsa bile e, GMT'de çok büyük yükselişler görebiliriz diyebilirim. Bir önceki videomuzda, bir önceki GMT analiz videomuzda bu düşüşün yaşanabileceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. GMT 3 dolar 12 sen seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. Yani ATH yaptı. Tüm zamanların en, en yüksek seviyesi GMT coin'de 3 dolar 12 sen seviyesi. sonra bir düşüş yaşadı. Bir düzeltmeye girdi arkadaşlar. burasının 3 dolar 25 sen seviyesinin pardon 2 dolar 25 sen seviyesinden arkadaşlar tepki alabileceğinden zaten kaldıraçlı işlem açan takipçilerim için belirtmiştim burada güzel bir kar vardı değerlendiren takipçilerimizi tebrik ediyorum. Ondan sonra tekrardan düzeltmeye girdi ve önemli destek seviyemize kadar bir düşüş geldi. Yani 2 dolar 14 sen seviyesine kadar arkadaşlar bir düşüş geldi. Tekrardan burada likidite mumları oluşturduktan sonra bir pump geldi. Şurada küçük bir pump geldi. %27'lik bir pump geldikten sonra Bitcoin'in düşüşüyle birlikte Bitcoin'in satış yemesiyle birlikte tekrardan GMT coin'de satış baskısıyla karşılaştı. Fakat o günden beri arkadaşlar yükselen trendle yani şu şekilde bir yükselen trendimi çizelim. GMT'de şu an çok temiz bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trendimiz 4 günlük bir yükselen trend. Yani 7 Nisan 19.00'da oluşturduğu bir yükselen trend arkadaşlar. Çarpa çarpa yükseldi. Burada güzel bir pump yedi tam olarak. Gece bundan sonra arkadaşlar bu gece 03 e, mum kapandıktan sonra gündük mum kapandıktan sonra GMT çok güzel bir hacim yemiş. E fakat tam olarak arkadaşlar 2 dolar 44 sen seviyesini hiçbir şekilde kıramamış. Yani üstünde mum kapatamamış. Sadece üstüne fitil atmış ve şortları patlatmış. Şu an likidite bölgesinde yani tutunmaya çalışıyor. Bitcoin arkadaşlar terse düşse bile tüm market düşse bile GMT'de yüklü hacim olduğu için likidite bölgesinde tutunmaya çalışıyor ve kırmaya çalışıyor. Düşen trend kırılırsa eğer düşen trend seviyesini üstüne arkadaşlar hacimli şekilde kırıldıktan sonra mumlar kapatılırsa eğer yükselişin devam edebileceği yer GMT coin'de ilk tren seviyemiz e, şu şekilde 2 dolar 71 sen seviyesi arkadaşlar ilk tren seviyemiz olarak görülebilecek bir bölge. 2 dolar 71 sen seviyesi üstünde de kapattıktan sonra zaten şu şekilde arkadaşlar hatta burayı kutu olarak düşünelim. Yani burası da arkadaşlar bizim için önemli bölge diyebiliriz. Burada bu fitil bıraktığı yerde. E şu şekilde çizmek gerekirse tam olarak arkadaşlar bakın 2 dolar 71 sen seviyesi ve 2 dolar 75 sen seviyesi arası bu seviyeler önemli diyebiliriz arkadaşlar. Hatta bunu silelim. Direncin üstüne mum kapanışı gelirse eğer arkadaşlar ATL seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gelebilir. Yani 3 dolar. 12 sen seviyesine kadar çok hızlı bir yükseliş gelir diyebilirim. 2 dolar 75 sen seviyesi bizim için çok önemli likide de bölgesi arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde. Bakın burada da aynı şekilde arkadaşlar. Bu direnç seviyesi tam olarak bizim için satış böl bölgesi oluşturmuş diyebiliriz. Tam olarak aynı seviyeden düşmüş. O günden beri zaten 6 Nisan'dan beri o seviyeye tekrardan ulaşamamış arkadaşlar. O yüzden 2 dolar 75 sen seviyesi bizim için dikkat edilmesi gereken bir bölge, odaklanılması gereken bir bölge diyebilirim. Coin Çıktığından beri yükseldiği için çok büyük yükselişler yaşadığı için arkadaşlar bu coin'de şu şekilde düşünmek gerekiyor. Tabii ki yani hani düzeltmesi sert olacak arkadaşlar. Fakat market düşmüş olmasına rağmen sert bir düzeltmesi olmadığı için e, bu coin'de yüklü hacimler girebilir. Şu şekilde ATL seviyesinden bir düşüş yaşamış e, durumda diyebiliriz şu an. E, bir spot grafiğine bakalım arkadaşlar. Vadeli grafiği çok e, büyük bir grafik olmadığı için, e, çok uzun bir grafik olmadığı için arkadaşlar e, spot grafiğinden bakmak zorundayız. Bakın burada. ATL seviyesinden gelen düşen trend hemen hemen kırılmış durumda zaten şu şekilde çizmek gerekirse arkadaşlar. O yüzden yani şu an zaten coin e hacim girmeye devam ediyor. 2 dolar 44 sen seviyesi kırılırsa 2 dolar 75 sen seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi 4 saatlik çarpta tekrardan dönmek gerekirse bir OBV'ye bir bakalım denge işlem hacmine bakalım. Arkadaş alıcı şu an yataya bağlamış durumda. Alıcıda direnç seviyesi kırılırsa yani Alıcıda 8.03 seviyesi kırılırsa arkadaşlar ve ATL seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gelirse ATL seviyesinin kırılımı ile birlikte GMT'nin ulaşabileceği yerlere bir Fibonacci çizerek yeni ATL seviyesini belirleyelim. E şu şekilde arkadaşlar tam olarak zaten 618 noktamızı burada bıraktığı fitile koyuyoruz. Yani şu an GMT coin'in arkadaşlar ATL seviyesi kırıldıktan sonra ilk ulaşabileceği yer 4 dolar 36 sen seviyesi. 4 dolar 36 sen seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir. E fakat büyük ihtimal 4 dolar 36 sen seviyesine yükseldikten sonra satış baskısıyla karşılaşır ve düzeltmeye girer diyebilirim. Burası kar alınabilecek güzel bir bölge. Direnç seviyelerimizi vermek gerekirse zaten burası Fibonacci 05 seviyemiz arkadaşlar. Yani Fibonacci 05 seviyemize tekabül ediyor. Eğer ATL seviyesini direncin üstüne kapatırsa ilk direncimiz Fibonacci 0382 direnci. Yani 3 dolar 38 sent seviyesi. İkinci direncimiz Fibonacci 236 seviyesi. Yani 3 dolar 75 sen seviyesi. E, Fibonacci sıfır hedefimizde yani ulaşabileceği maksimum seviyede arkadaşlar Fibonacci bize gösterdi. Fibonacci sıfır hedefi 4 dolar 36 sen seviyesi. Yani bu yükselişte arkadaşlar yükseliş devam ederse 4 dolar 36 sen seviyesine kadar yükseliş gelir dediğimiz bölgeler direnç bölgelerin kırılımı ile birlikte tabii ki. E, zaten spot grafiğinde de arkadaşlar hemen hemen vadeliyle e, çok bir değişiklik yok. Spotta da aynı zamandan gelen bir yükselen trendimiz var diyebilirim. E, şu an yakından bakmak gerekirse bir yakından tekrardan bakalım. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, düşen trend kırılımı yavaş yavaş gelmeye başlamış zaten. 15 dakikalık mumu üstünde kapatmış durumda. Eğer yükseliş devam ederse, hacim devam ederse 15 dakikalık da hacme bir bakalım. Yani şu an hacim kafasını kaldırmaya yavaş yavaş zaten başlamış. Devam ederse ve önemli direnç seviyesine kadar yükseliş gelirse arkadaşlar şu şekilde 2.521 seviyesine kadar buradaki Bizim için önemli ara direnç bölgemiz de 2 dolar 51 sen seviyesinde kırılır ve yükseliş devam eder. Günlük çarttaki OBV'ye bir bakalım. RSI ve OBV'ye bir bakalım. Günlük çartta OBV'de hemen hemen 4 saatlik çartla aynı durumda diyebiliriz arkadaşlar. Yataya bağlamış durumda. Günlükteki OBV'nin kırılımı ve 4 saatlik kırılım çok önemli. Alıcı arkadaşlar en yüksek seviyeye ulaşmış durumda olacak eğer 11.349 seviyesi kırılırsa. Bu da arkadaşlar satıcıların patlaması demek, lik olması demek. Alıcı en yüksek seviyesine ulaşırsa ve kırarsa devam ederse e, çok büyük patlamalar gelir. Bakın arkadaşlar burada aynı şekilde oldu zaten yükseliş. E, fiyata bakmak gerekirse şu şekilde RSI'yi bir aşağı alalım. Daha yakından bir bakalım. Burada yavaş yavaş fiyat yükseliyordu arkadaşlar. Yani bu kadar bir pump yememişti. Aynı şekilde e, denge işlem hacmi burada yavaş yavaş yükseliyordu arkadaşlar. Aşağı kırıyordu. Tekrardan yükselen tepe ve yükselen dip oluşturuyor. Devam ediyordu. Burada bir yataya bağlama. Yataya bağlamadan sonra patlama hacimde de arkadaşlar yani alıcıda da şu şekilde bakmak gerekirse mükemmel bir yükseliş geldi. %96'lık inanılmaz bir yükseliş gelmiş. Fiyata bakmak gerekirse e, Şu şekilde fiyatta 3.5x'lik bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Fakat şu an aynı burada olduğu gibi yataya bağlamış durumda Direnç seviyesini kırması gerekiyor. Burada da bizim için direnç seviyesi Şu şekilde arkadaşlar bakın 6.144 seviyesiydi kırıldıktan sonra patlama gelmiş. Yine aynısı olursa eğer yine direnç seviyesi kırıldıktan sonra bu şekilde hacim barları girerse arkadaşlar hacim artarsa çok büyük patlamalar yani bahsettiğimiz seviye 4 dolar 36 sen seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir diyebilirim. GMT coin arkadaşlar bu aralar çok büyük hacimler çok büyük pamplar yiyen bir coin olduğu için de dikkat etmek gerekiyor. Takibimizde olması gereken bir coin diyebilirim. RSI tarafına bakmak gerekirse RSI arkadaşlar şu an 58 seviyesinde burada yaşadığı dump da 50 seviyesine tutunmaya çalışmış arkadaşlar. Yani 4 saatlik bu 50 seviyesinin üstüne kapatmaya çalışmış. 4 saatlik çarta dönmek gerekirse RSI'da 4 saatlik çartta zaten 57 seviyesinde. Bakın arkadaşlar 50 seviyesi bir destek seviyesi olarak çalışmış. RSI'da da kaç kere çalışmış. Aynı şekilde burada da direnç ve destek seviyesi olarak çalışmış. Şu an RSI'de ilk hedefimiz 70 seviyesi. Yani bu da fiyatın 2 dolar 75 sen seviyesinin kırılımını gösteriyor ve devam etmesini anlatıyor diyebilirim arkadaşlar bize. Hareketli ortalamaların tarafına bakmak gerekirse şu an 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamanın zaten fiyat üstünde durum pozitif arkadaşlar. Yani biz video çekerken bile coin gidiyor zaten. 44 seviyesindeydi, 43 seviyesindeydi arkadaşlar. 46 seviyesine kadar yükseldi. Şu şekilde bakmak gerekirse %1.24'lük bir yükseliş yaptı. Tabii ki bu büyük bir yükseliş değil fakat kaldıraçla işlem açan misin? Bu büyük bir yükseliş arkadaşlar. Yani spot e, tarafı kadar basit olmuyor kaldıraç işlem. Mesela şu şekilde düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın burası bizim için çok çok önemli bir bölge. Kaldıraç işlem açan takipçilerimiz için. 2 dolar 46 sen seviyesi hacimli bir şekilde kırılırsa direkt işleme girilebilir ve işleme girdikten sonra da güzel karlar alınabilir. Yüksek kaldıraçta spotta arkadaşlar şu an tek ihtiyacı olan şey alıcı diyebilirim. O yüzden de marketin durumu şu an terste olduğu için tüm alt altcoinler terste olduğu için Alıcıyı kolay bir şekilde bulabilir arkadaşlar. GMT zaten market düşerken yükseldi genellikle. Yine aynısını yapabilir. E, GMT kesinlikle takibinizde olsun. Uzun var tutan takipçiniz varsa da arkadaşlar. Yani hani ATA seviyesinden zaten kar alabileceğinden bahsetmiştim canlı yayınlarda ve videolarda. Eğer kar almadıysanız arkadaşlar bu yüksekte kar alabilirsiniz. Güzel karınız varsa ve kar tatmin ediyorsa diyebilirim. E para akışına bakmak gerekirse para akışında da bizim için sıfır seviyesi önemli bir direnç ve destek seviyesi olarak çalışan bir bölge arkadaşlar. Bakın sıfır seviyesinin üstüne oturmaya çalışıyor. Şu an burayı retest'e gelse retest olarak kalsa arkadaşlar panik olacak bir durum yok. Ama altına sıfır seviyesinin altına atmaması gerekiyor. Retest olarak kalması gerekiyor en kötü ihtimalde. Bollinger bandımızın zaten şu an 5 dakikalık çartta ağzı açılmış 4 saatlik çarta bakmak gerekirse Bollinger bandının Ağzı yavaş yavaş açılmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın yani kafasını kaldırmaya başlıyor. Üst band bu da fiyatın bize yükselebileceğini banda çarpa çarpa yükselebileceğini gösteriyor diyebilirim. Aynı burada olduğu gibi arkadaşlar. Bakın burada iyice boyunca bandımız daralmış. E fiyat sıklaşmış. Burada artık bir yükseliş veya düşüş yaşayamamış. şekilde üst band denildikten sonra tekrardan orta banda kadar düşüş yaşamış. Orta banddan sonra bir patlama gelmiş arkadaşlar. E burada da bu kadar olmasa da bir daralma olduktan sonra üst bandı denemiş ve yükseliş yavaş yavaş başlamış. GMT gidiyor arkadaşlar. Videoda GMT'nin yükselişini görüyoruz arkadaşlar. Yani umarım çok büyük yükselişler yapar ama GMT ve Apecoin bu aralar arkadaşlar marketteki diğer altcoin'in yükselmesini engel oldu. Tüm para bu coin'lere girdiği için herkes elindeki coin'leri satıp bu coin'leri aldığı için arkadaşlar GMT'yi aldığı için çok çok büyük yükselişler yaptı GMT. Yani bu marketi birazcık da olumsuz etkiliyor açıkçası. GMT'nin hype'ı bittiği zaman düzeltmeye girdiği zaman arkadaşlar diğer altcoin'ler de zaten büyük yükselişler yaşayacaktır ve kapalarını kaldıracaktır diyebilirim. Evet, bakın fitilip attı. Shortları patlattı arkadaşlar. Mum kapatamıyor. Mum kapatması gerekiyor. Direnç seviyesinin üstünde mum kapatması gerekiyor. Bizim için önemli olan şey mumu kapatmasıdır arkadaşlar. Yani o yüzden mum kapatılışına dikkat etmek gerekiyor diyebilirim. GMT coin'de durum bu şekilde. Süper trende bakmak gerekirse bir 4 saatlik günlük çartta süper trende bakalım arkadaşlar. 4 saatlik çartta şu an süper trend hala kırmızı yakmış durumda. Yeşil yakacağı seviye 2 dolar 65 sen seviyesi arkadaşlar günlük çarta bakmak gerekirse günlükte arkadaşlar hala kırmızı yakmamış. Günlükte kırmızı kapatacağı bölge 1 dolar 60 sen seviyesi yani çok çok uzak bir bölge bu arkadaşlar. Günlükte kırmızıya dönmesi için yani hani çok büyük düşüşler yaşaması gerekiyor. Buralardan büyük ihtimal devam edecektir yükselişi devam edecektir arkadaşlar her zaman ama riskinizi korumalısınız riskinizi her zaman korumalısınız. E, işleme girmeyin arkadaşlar kesinlikle. Yani stop işleme girerseniz e zararınız büyük olur. Zarardan kaçınamazsınız. Eğer işlem arayan takipçileriniz varsa da 2 dolar 46 sen seviyesi üstünü attığı zaman 4 saat bunu kapatırsa arkadaşlar 4 saat bunu kapattıktan sonra destek altı stoplu yani %2 %3 stoplu arkadaşlar işleme girebilirsiniz diyebilirim yani şu şekilde %3.95 stop koyarsınız arkadaşlar 30, 36 seviyesine 2 dolar 36 seviyesine geliyor büyük ihtimal patlamazsınız yani buralar işleme girilebilecek güzel bir bölge diyebilirim. Yani Markette arkadaşlar şu an hemen hemen tüm altcoin'ler düşüyor. Bir tek GMT yükseliyor. O yüzden para GMT'ye girdiği için de büyük yükselişte devam edebilir diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki dediğimiz gibi her zaman riskinizi korumalısınız ve stopsuz işleme girmemelisiniz arkadaşlar. Durum bu şekilde GMT coin'de. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için de. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İstediğiniz altcoin analizi varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.